Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Allah'a şükür hocam, nasıl gidiyor pandemi? Valla malum yani 2 gündür çıkamıyoruz. Ama ufak da olsa ufak da çaplı sporlar yapıyoruz evde. Anladım. Hocam öncelikle yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz ekibim adına. Ben teşekkür ederim. Süper Lig, Birinci Lig başta konuşacağız. Daha sonra ağırlıklı olarak İkinci Lig ve Kocaelispor'u konuşacağız. Sizin Kocaelispor alanlarınızı konuşacağız. Teknik direktörlük kariyerinizi konuşacağız. Öncelikle Süper Lig'de başlayalım o yüzden. Bugün Galatasaray Malatyaspor'u Beşiktaş Göztepe'ye yendi. Maçları izlediniz mi? İzledim evet. Nasıl görüyorsunuz Süper Lig'de şampiyonluk yarışını? Yani şu anki görüntü Beşiktaş daha iyi oynuyor. İyi oynayarak kazanıyor. Kazanmak istiyor yani. Kazanmak için uğraşıyor. Tabii Fenerbahçe de arkasından geliyor ama daha Galatasaray var. Şu an üçü görünüyor ama çok erken daha yani ilk yarı yeni bitiyor biliyorsun. İkinci yarı daha çetin geçecektir maçlar. Bir sürpriz Anadolu takımı çıkar mı hocam yarışta? Gaziantep gibi görünüyor ama Gaziantep'te bir kaos ortamı oldu bu hoca ile alakalı durumlardan dolayı. Evet, hoca değişti. Biraz düşüş var. Onlar da 90 artı 8'deydi bugün. Evet. Çok önemli 2 puan kaybetti. Ama diğer takımlar girebilir mi? Olabilir yani. Peki düşmeye sizce en büyük adaylar hangileri? Denizli Spor. Ya Denizli evet yani biraz eski gücü yok. Yani sezona fena başlamamışlardı ama sonradan bir işte ne kadar çok hoca değişikliği olduğu zaman her gelenin yeni sistemine ayak uydurmaya çalışıyorsun. Onun için orada biraz sıkıntılı. Kayseri var. Yani çok düşmeye aday en az 6-7 tane takım var. Ama dediğim gibi çok erken. İkinci yarı çok farklı olabilir. Transferlerle daha iyi olabilirler. Hiç beklemediğiniz takımlar da küme düşebilir. Ya seri yapan takım kurtulur diye düşünüyorum. Yani 3'te 3, 4'te 4 yapan takımlar alttan kurtulur diye düşünüyorum. Geçen sene göre de daha zor olacak. Dört takım küme düşecek. Ulaşılan Evet ilk arasından. yani geçen sene tabii geri daha zor. 4 takım küme düşüyor. Yani çetin geçecek bu senelik ya. Bir de seyircisiz ortam var. Yani hiç istemediğimiz bir ortam. Bizim futbol severler biz yani çetin geçecek tabii ki. Sesim geliyor mu? Şu anda geliyor hocam. Evet, ben de alıyorum sesini. Buyurun hocam, dinliyorum. Yani ikinci yarı çok çok farklı bir lig olacak diye düşünüyorum. Düşen çıkan yani şu an için biraz takımlar belli olsa da daha ikinci yarı yeni başlıyor. 20 tane daha maç var. Seri yakalayanlar şampiyon olacak diye düşünüyorum. Seri yakalayanlar da küme düşme hattından çıkacaktır diye düşünüyorum yani. Birinci ligi takip ediyor musunuz hocam? Evet, bütün ligleri takip etmeye çalışıyorum. Bugün Samsunspor Altay'ı yendi. Lider Evet. Giresunspor Nis adına kazandı. Tuzlaspor Evet. kaybetti. Kocaeli yollar ayrıldı. Birinci lig Evet. hakkında yine görüşürüz hocam. Dönüşümlü izliyoruz. Bütün aynı saate gelen maçları dönüşümlü izliyoruz. Yani Giresun bir adım önde. Samsun bugün kazanarak yine bir adım. Rakibi 6 puanlık maçtı Samsun için. Kazandı. Zor da olsa kazandı. Yani yukarıda İstanbulspor'un maçı eksik. Öyle tahmin ediyorum. Evet hocam, İstanbul. Puanlar çok uzak değil. Dediğim gibi yani daha çok erken konuşmak için ama bir adım önde olanlar var mı? Evet. Bir adım önde olanlar var. Hem düşme hattında hem şampiyon olacak takımlarda bir adım önde olanlar var ama daha çok erken. Yani ikinci yarı çok daha çetin geçecektir. Şimdi takımlar transfer de yapıyor. Transferlerle takımlarını güçlendirecekler. Çok farklı bir ikinci yarı bizi bekliyor diyebilirim. Hem Süper Lig hem PTT Birinci Lig. Daha doğrusu bütün ligler için geçerli. Hangi takımlar peki ön plana çıkıyor hocam, bahsettiğiniz takımlar?
Yani Giresun mesela çok şampiyonluk yolunda çok büyük şeyi var, şansı var. Samsun aynı şekilde, İstanbulspor olabilir. Altay'ın kaybetmesine rağmen hala çok şansı var. Çok, çünkü iyi takım. Aşağıdan gelen birkaç tane daha takım var. Ama şimdi takviye de yapacak takımlar. Yaptı, şimdi oynatmaya da başladılar. Seriye devam eden takımlar çıkacaktır diye düşünüyorum ama Giresunspor'un ve Samsunspor'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum. İki Karadeniz takımının. Akhisarspor toparlar mı diye bir soru var hocam. Evet, Akhisar bugün inanılmaz başardı diyebiliriz. Tuzla'da ilk ikiye oynayan ya da playoff hattında olan bir takımdı. Bugün istemediği bir mağlubiyet aldı. Akhisar'ın da kimsenin kazanacağını tahmin etmiyordu tahminim. Çünkü orada sıkıntılar büyük. Maddi anlamda büyük sıkıntılar varmış. Öyle bir duyuyoruz, öyle biliyoruz. Ona rağmen bir diriliş içerisindeler. Önümüzdeki haftalar ne olur göreceğiz. Tuzla Spor'da Taner Hoca'yla yollar ayrıldı hocam. Erken mi sizce? Evet, öyle duydum. Evet. Bence erken, yani bir mağlubiyetle olmamalı. Ama daha öncesinde yaşananlar, bir şeyler illaki vardır. Yani bir maçta bir şeyler kopmaz. Daha öncesinden bir şeyler yaşanmıştır. Sonuna gelinmiştir. Bu maçta şey olmuştur, tuzu biberi olmuştur. Yani devreye iki mağlubiyet edilmiş Tuzla Spor. Yine bir üç farklı mağlubiyet alınınca herhalde. Ya şöyle, şimdi bizim Türkiye'de maalesef bütün liglerde, yani Süper Lig'inden 3. Lig'ine kadar bütün liglerle alakalı konuşuyorum bunu. Ya iki maç kaybeden strese giriyor. Üç maç kaybeden hoca strese giriyor. Biz de çalıştırdığımız takımlarda biz de aynı şekilde, yani bir güven ortamı yok. Şu ülkede en son yapılacak iş, inanın buna, hocalık. En son yapılacak iş, çünkü iğne ipliğine bağlısın yani. İki maç mağlup oluyorsun, hemen mırıldanmalar başlıyor. Kazanırken bile mırıldanmalar var. Niye onu değiştirdin? Niye onu çıkardın? Niye 1-0 kazandın? İyi oynamadık. Kazandık ama iyi oynamadık. Ya arkadaşlar, iyi oynasan da kötü oynasan da haneye 3 puan yazılıyor. He, iyi oynamak, iyi oynayarak kazanmak en doğrusu. Ama bazen lig içerisinde böyle maçlar olacak. Bütün takımlar için geçerli. Yani 34 haftanın ya da 40 haftanın ya da 36 haftanın hepsinde iyi oynayamazsın ki. Futbolcular robot değil. Kur 34 hafta iyi oynasın. Yok öyle bir hayat yani. Biz de bu işin içerisinden gelmeyiz. Biz alaylıyız yani. Bu işin içerisinden gelmeyiz. Ben hiç hatırlamıyorum 34 maç o iyi oynadığımı. Bir sezon 34 maç iyi oynadığımı hiç hatırlamıyorum. Vasat oynadığın zaman oluyor. Vasatın altında oynadığın zaman oluyor. Çok iyi oynadığın zamanlar illaki oluyor yani. Doğru. Zaten teknik direktör 3. farklı takımı çalıştıramıyor bir sezonda. Ama tersi kulüpler için olsa zaten bu kadar kolay hocalar gönderilmez diye düşünüyorum. Can, inan buna, yani Türkiye'mizde en zor meslek, inanın buna, hocalık yani. Çünkü bir ay çalışıyorsun ya da 3 ay çalışıyorsun, 4. ay işsiz kalıyorsun. Yani 3 maç mağlup oluyorsun, hemen kovuluyorsun. Kimsenin sabrı yok. Herkes başarı istiyor. Herkes başarı ister ama birkaç takım başarı yakalar. Yani bir de şey var, bütçe var. Adam 20 milyonluk bütçe yapmış. Şampiyonluğa oynuyor. Sen 2 milyonluk, 5 milyonluk bütçelerle uğraşıyorsun. Yani arada dağlar kadar fark var. Yani şu olmalı. Bütün kulüplerimiz kurumsallaşmalı diye düşünüyorum. Şimdi Saffet abinin, Saffet Sancaklı'nın yapmış olduğu meclisten geçirecek herhalde büyük ihtimal. Geçirmek istediği bir şey var. Kim başkansa, yönetim kuruluysa, kim ne kadar borç yaptıysa, o şahıs, yani başkan 3 milyon lira zarar mı ettirdi kulübü? 3 milyon borcu başkana yazılacak. Yani en doğrusu bu. İnşallah hayata geçer. Hocam, Bursaspor'un gençlerini de biraz konuşalım diye bir yorum var. Ben soracaktım zaten. Seyircimize söylemiştim. Direkt hemen konuya girelim. Yani şöyle, Bursaspor bu hale düşmeseydi belki bu gençlerin hiçbirimiz tanımayacaktık. Evet. Örnekleri de çok. Eskişehir var. Geçmişte 2 sene öncesine kadar, geçen seneye kadar daha doğrusu, Kocaelispor var. Birçok takım var. Yani
Bursa Spor transfer yasağı olmamış olsa, çok iyi borcu olmamış olsa, çok iyi yani 5 sene önceki, 7 sene önceki Bursa Spor olmuş olsa, belki bu gençleri bir tanesini, iki tanesini görecektik. Ama şimdi mecburiyetten hepsini oynatmak zorundalar, görüyoruz. İnanılmaz bir başarı var ortada. Hoca da Mustafa Er de benim takım arkadaşım. İnanılmaz işler başarıyor. Yani tebrik etmekten başka bir şey bulamıyorum. Yani inşallah Bursaspor da büyük camia. Eski günlerine dönmeli düşünüyorum. Yani çok borcu var duyduğumuz kadarıyla. Bu borç nasıl ödenecek, nasıl olacak? Tabii o yönetim yönetim kurulunun bileceği, şehrin valisinin, büyükşehir belediye başkanının ya da milletvekilinin çözmesi gereken şeyler diye düşünüyorum. Yoksa gelirlerle o borç ödenmez yani. TFF birincilik. Buyurun hocam. İnşallah eski günlerine döner. Yani bizim amacımız köklü kulüpler, köklü camialar eski günlerine dönsün. Yani Bursaspor 5 büyüklerimizden bir tanesi. Yani şampiyonluk yaşamış, Süper Lig şampiyonluğu yaşamış kulübümüzden bir tanesi. Eski günlerine dönmesini canı gönülden bir futbol adamı olarak, bir eski futbolcu olarak istiyorum. Tabii hocam, Bursa Spor'un geri Süper Lig, Kocaelispor'la Sakarya Spor'un ikinci, onlara da geleceğiz birazdan. TFF Birincilik'te en beğendiğiniz futbolcular diye bir soru vardı. Onu cevaplayalım, sonra ikinci lige Kocaelispor'a geçelim hocam. Ya çok oyuncu var. Şimdi teker teker her takımda 2-3 tane çok iyi oyuncu var. Zaten onlar götürüyor takımlarını da. En beğendiğiniz oyuncu derseniz Paşao, Altay'daki bir forvet olarak onu söyleyebilirim. Şimdi Samsun'la anlaştı. Gökhan Karadeniz, Yasin, yani İlyas Kubilay, Bursaspor'lu Ali, yani inanılmaz iyi oyuncular var. Genç inanılmaz iyi oyuncular var. Yani her takımda 3-4 tane çok üst düzey oyuncu var yani. Peki. Hocam şimdi ikinci lige Kocaelispor'a geçelim. Kocaelispor'da neden olmadı? Kocaelispor'da takımın şeyler neydi? Ya şöyle, ben Erhan Hoca'nın yardımcısı olarak gittim Kocaelispor'a. Evet. Yani kendim bu işe antrenörlüğü, futbolu bıraktıktan sonra Erhan Hocam'la başladım. Erhan Altın'la başladım bu işe. 2012 ya da 2011'de futbolu bıraktığımda Erhan Altın'la antrenörlük hayatıma başladım. Erhan Hoca'yla beraber Giresun, Samsun, Göztepe takımlarını çalıştırdım. Çalıştırdık onunla beraber. Yardımcısı olarak yanında bulundum. Ondan sonra bir teklif geldi bana. Hocamdan izin istedim ve 4-5 yıldır da kendim teknik direktör olarak çalışıyorum. 3-4 tane takım çalıştırdım. Boştayken işte 4 ay önce hocam aradı, dedi böyle böyle Kocaelispor'la anlaştım. Benim yanımda olmanı istiyorum dedi. Ben de Erhan Hoca'yı kırma şansım yok. Hocam bu işi onunla başladım. Hem abim hem babam benim, yani bana desteği hiç esirgemeyen bir hoca. Yok deme şansım yoktu. Bir artı Kocaelispor camiası. Hala insanlar beni Kocaelisporlu Taner Güller olarak tanıyor. Kocaelispor camiasına benim hangi görev alıp almadığım önemli değil. Yani Kocaelispor camiasında bulunmak bana onur ve gurur verir her zaman. Ne şartlarda olursa olsun. Kabul ettim. Erhan Hoca'nın yanına gittik. Çok da iyi başladık. İlk 5 maç 4 galibiyet bir beraberlik. Ondan sonra şöyle söyleyeyim, başından alayım tekrar. İlk gittiğimiz 3. hafta, ilk hafta Sarıyer beraberliği var takımın. 2. hafta Manisa'dan 6-1 mağlubiyetle ayrılmış. Kocaelispor büyük bir camiye. Büyük camialarda oynamak çok sorumluluk ister. Hem futbolcu adına hem hoca adına, çalışan adına, herkes adına çok büyük sorumluluklar ister. Yani gittiğimizde takım maalesef darmadağındı. Oyuncuların kendine özgüveni maalesef kalmamıştı. Biz kısa bir zamanda 3-4 günde hem onların başından sonuna kadar hem abileri olduk hem hocaları olduk. Çok güzel bir enerji, bir sinerji oluştu aramızda.
İyi de başladık. Kazanarak başladık. İlk 5 maçı 4 galibiyet bir beraberlikle tamamladık. Ondan sonra bir 2 maç bir içeride ve dışarıda kaybedilen bir maç var. Ondan sonra 5'te 5 yaptık. Ama maalesef kimseyi memnun edemedik. Hatamız var mı? Var. Yani hatasız hiçbir kolu yok yani. Hepimizin hatası var. Hata yaptık mı? Yapmış olabiliriz. Ama hatadan çok biz özveriyle 7-24 yeri geldi. Bütün özel hayatımızdan vazgeçip 7-24 Kocaeli'nden çıkmayıp, tesisten çıkmayıp 7-24 ekip olarak, Erhan Hoca ve bizler olarak, yardımcılar olarak hiçbir şekilde çalışmamızdan ödün vermedik. 7-24 kulüpte çalıştık. Başarılıyız. Yani başarılı olup gitmek bizi üzdü tabi. Niye üzdü? Maç puan ortalamamız 2. Yani zaten 2 puan ortalama seni her türlü playoff'a götürüyor. Biz bazı şeylerde sığınmadık. Niye sığınmadık? Biz çünkü Kocaelispor'luyuz. Erhan Hoca da yıllarca o kulübe emek vermiş. Ben de yıllarca o kulübe emek vermişim. O formayı terletmişim. O şanlı formayı terletmiş bir insan olarak konuşuyorum. Başarısız değiliz, başarılıyız. Ama maalesef kopma noktasına geldi. Biz istemedik ayrılmayı ama yönetimin istemiş olduğu bir şey. Sonuçta ayrıldık ama güzel bir yerde bıraktığımızı düşünüyoruz. Aldığımız ilk günden getirdiğimiz son güne kadar güzel şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Takımı bazı şeylere sığınmadım dedim biraz önce. Yani takımı biz yapmadık. Biz geldikten sonra 3 tane oyuncu aldık. O 3 tane oyuncunun katkısı büyük. Biz yani sığınacak şeyimiz biz takımı yapmadık diyebilirdik ama hiçbir zaman ona sığınmadık. Elde avuçta ne varsa herkesten, her oyuncudan faydalanmaya çalıştık. Çok da iyi faydalandığımız, yani çok da bizim istediğimiz verimi veren çok da oyuncu oldu. Çok karakterli bir takımla çalıştık. Ama maalesef ayrılmak zorunda kaldık. İşte dediğim gibi 5'te 5 yapıyoruz. Niye kazanıyoruz maçı? Kazandıktan sonra niye iyi oynamadık? Ya tamam, iyi oynamayabiliriz. Oyun anlamında eksiklerimiz vardı, evet. Yok değil ama daha iyi oynayabilir miydik? Evet, oynayabilirdik. Ama biraz sabır gerektiğini düşündük. Her zaman ilk geldiğimiz günden beridir. Maalesef sabır gösterilmedi diye düşünüyorum. Şimdi ikinci yarı takviyeler yapıp daha iyi seviyeye geleceğimiz düşüncesindeydik ama olmadı. Kısmet. Bizim yine gönlüm, kalbim her zaman Kocaelispor'dan yanadır. En iyi yerlere gelsin. İnşallah bu sene de şampiyon olacaklardır. Gönlüm, kalbim Kocaelispor'dan yana. Dediğim gibi bu haftada ligler başlıyor çarşamba. Evet. Başarılar dilerim Kocaelispor adına. İnşallah bu sene de şampiyon olur. Bir üst lige çıkar. Çünkü Kocaelispor'un yeri ligi bu lig değil çünkü. Tabii, kesinlikle. Hocam Manisa FK daha doğrusu bayağı bir puan farkıyla önde gidiyordu. Daha sonra maç fazlasıyla olduğu için diğer takımlar arayı biraz kapattı. Gerçi yine 11 puan bir fark var. Manisa biraz favori gibi gözüküyor ama sizce hangi iki takım çıkar? Yani şöyle, daha çok maç var. Evet, çok şanslı. Ama çok maç var. Yani 18 çarpı 3 ne yapıyor? 18 tane maç var yani. 54 yapar hocam. 54 puan var yani. Şimdi 54 puanı Manisa oynamadan alabilir mi? Alamaz yani. Mümkün değil. Şöyle, Manisa'nın artısı, Manisa 3 senedir yani üst lige oynayan bir takım. Geçen sene Samsun'da 8 puan önündeydi. Samsun geldi 10 puan önüne geçti. Yani evet. aynı oyuncularla devam ediyor. Sadece yaptığı sezon başı ya da devre arası 3-4 tane takviye ile seneyi geçiren takım. Bu senede başarılı olması 3. ya da 4. senesi hatırladığım kadarıyla. Bu senede başarılı olması gayet normal ve doğal. Çünkü birlikte oynayan bir takım var. Onun üstüne birkaç tane takviye yapıp devam eden takım var. Başarı da kaçınılmaz tabii. Çünkü Kocaelispor
ya da X bir takım 15'ten 17 tane oyuncu almış mesela bu sene. Tamamen takımı hemen hemen değiştirmiş. Üçte ikisini değiştirmiş bir takımla 3 tane 4 tane takviye yapan takım bir değil tabii ki. Bu bir süreç. Doğru yolda ilerliyor diye düşünüyorum Manisa'nın. Yani çok büyük avantajı var. Yani garanti mi değil. Arkadan kovalayan takımlar çok. Sarıyer iyi takım, Hekimoğlu iyi takım, Erzincan iyi takım, Kocaelispor iyi takım, Uşak iyi takım. Yani Manisa ayarında takımlar. Ama Manisa bir adım değil, iki adım önde diye düşünüyorum. Evet. Hocam sezon başında çok transfer yapıldı dediniz de altta da bir soru vardı. Daha önce yazmışlardı. Bayram Olgun. En iyi transfer Bayram Olgun yazmışlar. Sizce en iyi transfer hangisiydi hocam? Yani bütün oyunculardan şimdi Bayram gerçekten iyi transfer. Gerçekten iyi Bayram kaleci. Olgun da az önce canlı yayınımızdaydı. Şu an Öyle burada mı mi? bilmiyorum. He. Aynen. Ona da Size selam selam. olsun buradan. Aha. Şimdi Bayram çok iyi kaleci. Çok iyi karakter. Bize inanılmaz faydaları oldu. Faydası oldu. Bundan sonra da Kocaelispor'a çok büyük faydası olacaktır. Şöyle söyleyeyim. Yani sadece Bayram'la kısıtlamayalım. Biz yapılan transferler hepsi iyi transferler. Kimisi fayda sağlayabiliyor, kimisi sağlayamıyor. Kimisi şehire uyum sağlayabiliyor, sağlayamıyor. Yani bu göreceli. Onun için biz herkesten faydalanmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar da faydalandık. Bizim zamanımızda bütün oyuncuların hemen hemen şans vermediğimiz hiçbir oyuncu kalmadı. Herkese şans verdik. Onun için hepsi iyi transfer. Yani Kocaelispor'a gelen kim olursa olsun futbolcu, Kocaelispor büyük cami olduğu için iyi transfer olarak geliyor tabii. Transferlerde yanlışlıklar var mı? İlla ki var. Her takımda var. Bir tek Kocaelispor'da yok. Bütün takımlarda var. Aldığın oyuncu bazen oynayamayabiliyor. Dediğim gibi şehire ayak uyduramayabiliyor. Ama Evet. bayramdan söylediğin için bayram hakikaten bu ligin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Üst liglerde de oynayabilecek kapasitede. Bir de yani çok karakterli bir oyuncu. Kocaelispor'a bu sene ve bundan sonraki senelerde çok katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ben şampiyonluktan sonra üst lige de gider diye düşünüyordum. Ama Kocaelispor'a geldi. Hani kalecinin yanısında karakter olarak da çok iyi birisi. Ben Tuzlaspor'da beraber çalışmıştım onunla. Evet. Duyuyorsa bize selam söylüyorum ona da. Hocam. Ben de selam olsun. Bayram şöyle, ben Antalyaspor'da oynarken Bayram Antalyaspor altyapısındaymış. Bizim maçlarda da kale arkasında top topluyormuş. Ben 14-15 sene, 16 sene önceden bahsediyorum. Öyle bir şeyimiz de, iki diyalogumuz da oldu Bayram'la. Yani güzel şeyler bu. Yani biz onların futbolcu kardeşlerimizin, bugün Kocaelispor, yarın başka bir takım. Biz onların ilk önce abileriyiz. Çünkü biz de aynı yerden geldik. Ben 10 sene önce Bayram'ın oturduğu yerde, ne bileyim Yiğit Ali'nin, Mesut'un oturduğu yerde, Kemal'in oturduğu yerde oturuyordum. Şimdi karşılarına geçtim yani, bu tarafa geçtim. 10 sene sonra onlar da aynı şeyi yaşayacak belki. Biz bu yönü tercih ettim ben. Hani futboldan kopmayalım, bildiğimiz işi yapalım, antrenör olalım. Türk futboluna bir şeyler katmaya çalışalım. Türk futboluna oyuncular kazandırmaya çalışalım diye düşünüp bu yöne yöneldim. İşte onlar da yönelebilir. Yanlış şöyle, bu tarafla bu taraf arasında çok fark var. Doğru. Çok fark var. Doğru. Yani oyuncular biraz duygusal. Bir de genç yaşta bu işi yapıyorlar. Biz de aynı yerlerden geçtik. Şunu söyleyeyim. Metin Türel'in, Allah rahmet eylesin Metin Hoca'nın, Metin Türel Antalyaspor'dayken hocamdı. Bir gün bir şeye çok kızdı. Toplantı var acil dedi. Biz hemen toplandık takım olarak. Kesin bir içimizden birilerine kızdı. Kapris yapmışızdır. Belki ben de yapmışımdır ya da başkaları da yapmıştır. Dedi ki size beddua etmiyorum ama dedi size dedi inşallah dedi hepiniz dedi hoca olursunuz da beni anlarsınız dedi. Bu sözü ben her yerde anlatıyorum. Hakikaten öyle. Futbolculukla hocalık arasında çok büyük fark var. Biz hiçbir futbolcu için kötü düşünemeyiz. He yani bir 2-11 yaparız. Bir takım kurarız. He hakkını yediğimiz olabilir mi? Olabilir. Ama stratejidir yani.
rakiptir, ne bileyim oyun sistemidir, değiştirirsin. Ahmet'in yerine Mehmet oynatmaya çalışırsın. Ya da Mehmet'in yerine Hüseyin oynatmaya çalışırsın. Yani öyle kararlar verip biz takımı sahaya süreriz. Yani hiçbir hoca bindiği dalı kesmez. Hiçbir futbolcu da hocasına kırılıp üzülmesin. İyi niyetle yapılan bir şeyse hiç üzülmesin, kırılmasın. Bugün kendini hazır tutmak zorunda futbolcu. Bugün oynamıyorsan yarın oynayacaksın. Hazır tutacaksın ki oynadığın zaman o formanın hakkını veresin. Yani biraz biz de yaşadık aynı şeyleri. Futbolcular da yaşıyor. Biz onlar için bir artıyız aslında. Çünkü oradan geldik. Alaylıyız yani. Oradan geldik. Evet. Anlatmaya çalışıyoruz futbolcu kardeşlerimize. İnşallah bizi dinliyorlardır. Hocam hazır o konu değinmişken çok soru geldi. Onu da hemen söyleyeyim. Batuhan Ege çok ısrar edildi ama Bahattin Köse çok ısrar edilmedi. Neden oldu diye sorular var ağırlıklı olarak. Vallahi Bahattin'le de çok ısrar ettik. Batuhan Ege'ye de çok ısrar ettik. Yani ikisinde yeteri kadar fırsat verdiğimizi düşünüyorum. Ama performansları bazı zaman iyi oldu, bazen kötü oldu. Ama ikisine de çok şans verdik. Daha fazlasını istedik çünkü yetenek var onlarda. Batuhan'da da var, Bahattin'de de var. Yani bu ligin en iyi oyuncuları. Ama geçen sene onun üzerinde 18-19 tane gol atmış her ikisi de. 25-30 maç oynamışlar. Yani çok katkı istiyor seyirci, taraftar istiyor yani. İstiyor evet. Ama biz oynatıyoruz olmuyor, biz oynatıyoruz olmuyor, ısrar ediyoruz. Yani geçen seneki performansları olmuyor, yanlış anlamasınlar. Fayda sağladılar mı? İkisi de fayda sağladı. Fayda sağlamadı değil. Daha fazlasını verebilirler miydi? Verebilirlerdi. Biz daha fazlasını vermek için hep ısrar ettik. Sadece Bahattin değil ya da Batuhan Er değil. Hepsinden istedik. Ama oyuncular da dediğim gibi robot değil yani. Kur 34 hafta iyi oynasın. Yok öyle bir şey yani. Kötü zaman oynadığı zaman da olacak ama biz hep oyunculara şunu söylüyoruz. Kötü oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ama kötü mücadele edemezsiniz. Yani kötü koşamazsınız. Mücadele edin, kötü oynayın önemli değil. Yani mücadelenin karşılığını alırsınız. Mücadele edersen top önüne düşer. Koşarsan, istersen top önüne düşer. Yani biz de yaşadık aynı şeyleri. Ama durursan, durağan oynarsan önüne top da düşmez, top da gelmez. Topla da buluşamazsın. Vasat bir oyun sergilersin. Biz Bahattin'le, Batuhan'la beraber bütün oyunculardan en üst seviyeyi almaya çalıştık. Kimi zaman aldı, kimi zaman alamadık. Ama bu ligin en iyi oyuncuları Batuhan'da, Bahattin'de. Evet, ben iki transferde çok heyecanlanmıştım işin açıkçası ama çok da beklenilen düzeyde bir katkıları olmadı bence. Ya biz hocam, işte onu söylemek istiyorum. Beklenen düzeyde katkıları olmadı. Yani skor anlamında olmadı. Biz daha fazlasını istedik mi? İstedik. Defalarca istedik. Hep üst üste oynadık. Kötü oynadı, oynattık. Ama o verimi alamadık. Bazen de yani üst üste bazen olmadığı zaman da başkalarını deniyorsun. Çünkü o çocuk orada çalışıyor. Hakkı onun yani. Onu da oynatmak zorundayız yani. Biz adaletli davrandık. Yani başından sonuna kadar adaletli davrandık. He, hata yaptık mı? Yaptık. Yapabiliriz. Her hoca yapıyor. Biz de yapıyoruz. Her insan yapıyor. Bizler de yapıyoruz. Ama hiçbir zaman bilerek hiçbir şey olmaz. Hiçbir hoca, bir önce de söyledim, bindiği dalı kesmez yani. Peki yeni transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Musa Nizam, Tahir Babaoğlu ve Burak Süleyman geri geldi. Şimdi Tahir Babaoğlu'nu biz varken transfer ettik. Yani bizim transfer listemizde olan oyuncuydu. Tanıdığımız, bildiğimiz oyuncu. O da geçen sene Ankara Demir'de çok iyi sezon geçirdi. Tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncu. Çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Musa Nizam da aynı şekilde bizim transfer listemizdeydi. Onun da tecrübesi bu lige taşıyacağını düşünüyorum. Mücadelesi, abiliği, kişiliği, çok karakterli bir çocuktur. Bu çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Burak Süleyman'a bir şey söylemeye gerek yok. O şehrin çocuğu. Geçmişte Kocaelispor'a çok büyük katkıları olmuş. Hem abilik olarak, hem kaptanlık olarak, hem
oyuncu olarak çok büyük katkıları var. İnşallah o katkılarına devam eder. Peki Mustafa Reşit Akçay geldi sizden sonra görev aldı. Mustafa Hoca hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya Mustafa Hoca bildiğimiz, tanıdığımız bir hocamız. Bu işin duayenlerinden. Çok tecrübeli. Yani Allah işini gücünü rast getirsin. İnşallah sağlıklı bir şekilde sezonu şampiyonlukla tamamlar. Bizim bıraktığımız bayrağı en üst seviyeye taşır inşallah. Dediğim gibi ben hala Kocaelispor'lu Tamer Güler olarak tanıyorlar beni. Benim Kocaeli'li olduğumu biliyorlar. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim. Beni hala Kocaeli'nde oturuyor zannediyorlar. Yani Kocaelispor'a ayağına taş değmesini hiçbir zaman istemem. Yani bir dönem geçirdik. O dönem kapandı. Bundan sonraki dönemde inşallah daha güzel şeyler olabilir. Mustafa Hoca'ya da canı gönülden başarılar diliyorum. Allah işini gücünü rast getirsin. İnşallah takımı, Kocaelispor camiasını layık olduğu yere getirecektir diye düşünüyorum. Hocam Kocaelispor 6. sırada playoff hattında ama ikinci de koşturken 3. teknik direktörle başlayacak. Yani çok fazla değişiklik olur önce. Ya dediğim gibi hani kimsenin sabrı yok. Bir de şöyle söyleyeyim Can. Yani camialar başarıyı bir an önce istiyor. Çok çabuk istiyorlar. Yani tabii çok çabuk olduğu zamanlarda oluyor ama geçici, yani çok çabuk, çok uzun süreli olmaz. Yani sabırsız. Niye sabırsız? Kocaeli şehri aç. Yani başarıya aç. Hakikaten aç. Kocaelispor'un en son benim zamanımda Süper Lig'deydi. O dönemden sonra çöküş zamanı başladı. Yanlış hatırlamıyorsam 5-6 yılda amatör takımda, belki 7 yılda amatör takımda mücadele etti. Mesela Malatyaspor yeni Malatya oldu. Amatörden çıkmadı. Yani bir tarihte mesela Göztepe aynı şekilde. Ama tarihte amatör takımdan düşüp Süper Lig'den amatör takıma gelip düşüp tekrar amatör takımdan profesyonel liglere geçen, Süper Lig'i hedefleyen bir Kocaelispor var. Camialar başarıyı çok çabuk istiyor. Çok çabuk olmasını herkes istiyor ama maalesef bazı zaman olmuyor. Onun için hoca dişleri sık sık olabiliyor. Maalesef bütün her şey artık sosyal medya. Sosyal medyayla yükleniliyor hocaya ya da tebrik ediliyor ya da başarısızlığını ilan ediliyor. Bunlar oluyor. Bizim zamanımızda da oldu. İnşallah son hocalar olur diye düşünüyorum. Yani inşallah başarılı olurlar bu sene için. Başarılı olurlar. İnşallah bir üst lige çıkarlar. Camia olunca hoca değişiklikleri maalesef Mustafa Hoca 3. fazla olabiliyor yani. Evet. İnşallah Kocaelispor'u Süper Lig'de görürüz bir an önce. İnşallah. Hocam ben demişken Kocaelispor'dan giden oyuncular arasında Gökdeniz Bayraktar da var. Şu an Antalyaspor'da. Hatta 41 evet. numara giyiyor. Evet. Çok da başarılı bir başlangıç yaptı bence Antalyaspor kariyerine. Üç evet. büyüklere giden mi? Yakın zamanda. O potansiyeli var. Antalyaspor'a, ilk önce Antalyaspor'a gitmesi onun için çok büyük bir avantaj. Evet, iyi başladı. Verilen şansı iyi değerlendirdi. Yani Gökdeniz'i izlediğim kadarıyla çok kuvvetli bir oyuncu. Kendini biraz daha geliştirirse, daha yani Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a gitme olasılığı çok yüksek bir oyuncu. İnşallah daha çok çalışması lazım. Yani ben tamam oldum dememesi lazım. Daha çok çalışırsa, isterse ben Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a çok iyi, daha iyi takımlara gideceğini düşünüyorum. Hocam yakın zamanda teklif aldınız mı? Direktörlük. Yok şimdi zaten ayrılalı kaç gün oldu? 10 gün falan oldu. Evet. Biraz dinleniyoruz şu anda. Çok yoğun bir 3,5 ay geçirdik. Çok stresli 3,5 ay geçirdik. İyi giderken de kötü giderken de hep bayağı bir yoğunduk. Şu an için bir şey yok ama çok da dinlenmek istemiyorum tabii. Yani belki Eren Hoca'ya çok iyi bir teklif gelirse Eren Hoca ile devam edeceğim. Onunla alakalı bir aramızda herhangi bir şey yok. Ama kendimle tabii iyi bir teklif gelirse, kafama uyan bir teklif gelirse kendim de çalışacağım tabii. Ama şu an bir dinlenme süreci içerisindeyiz. Bir
ikinci yarı başlıyor bu hafta. İyi bir teklif gelirse değerlendireceğim tabii. Peki uzun vadeli hedefleriniz neler hocam? 5-10 yıl sonra Fener Güder'i nerede görmek istiyorsunuz? Ya şöyle, benim en büyük hedefim Kocaelispor'da bir gün teknik direktör olarak Kocaelispor camiasını en iyi yerlere getirmek için mücadele etmek. Buna eminim Kocaelispor'da da çok istiyor hocam. İnşallah, yani onların da istediğini biliyorum. Ben onlardan daha fazla istiyorum ama. İnşallah bir gün o da olacak. Ama 3 ay sonra, ama 6 ay sonra, ama 2 sene sonra, ama 5 sene sonra olacak yani. İnşallah. Tabii kendimiz de daha fazla yetiştirmemiz lazım. Daha çok üstüne koymamız lazım biz teknik adam olarak. Bazı başarıları yakalamamız lazım. Kocaelispor'la daha üst seviyede başarıları yakalamamız lazım. Yani hedefim Kocaelispor'da bir gün Kocaelisporlu Taner olarak, teknik direktör olarak çalışmak istiyorum tabii. Peki idoliniz kim hocam teknik direktör olarak? Vallahi çok var ya. Yani ilk önce şöyle söyleyeyim. Herkes yabancı söyler. Ama ülkemizde çok iyi teknik adamlar var. Çok iyi hocalarımız var. Çok iyi abilerimiz var yani. Fatih Terim var, Şenol Hoca var, Abdullah Hoca var. Yani Ünal Karaman var. Ersun Yanal var. Yani ismini Ertuğrul Hoca var. İsmini unuttuğum bir sürü hoca var. İnanın buna Türk antrenörlerine güvenilsin. Türk teknik direktörlere güvenilsin. Yani yabancı da geliyor gidiyor. Tabi yabancı da olacaktır, olmayacaktır demiyoruz ama hiçbir farkımız yok. Fazlamız var, eksiğimiz yok. İnanın buna, fazlamız var, eksiğimiz yok yani. Onun için ülkemizde çok değerli teknik direktörler var. Hocam Şenol Güneş demişken milli takımı Şenol Güneş'i başarılı buluyor musunuz? Ya buluyorum tabii. Başarılı buluyorum. Daha da güzel şeyler yapacağını da düşünüyorum. Peki şu an yakalanan jenerasyonun mimarisi hangi teknik direktördür? Fatih Terim mi, Lüçescu mu, Şenol Güneş mi? Bence Lüçescu. Bence o fitili ateşleyen, çok eleştiri aldı biliyorsun. Hep arkasında durdu. O fitili ateşleyen Lüçescu'ydu. Yani Fatih Terim'le başlayıp Lüçescu'nun daha fazla katkısı olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra Şenol Hoca da devam ettiriyor. Çok iyi bir jenerasyon var. O jenerasyon 2000 jenerasyonu var mesela. Aynı evet. O jenerasyona benzer. İnşallah bu jenerasyon bizi en az 8-10 sene götürür diye düşünüyorum. Şenol Hoca da çok büyük verim alabiliyor yani. Hocam şu anda bence tek sıkıntımız forvet konusu. O zaman hatırlıyorum bayağı çok iyi forvetler vardı ve Taner Güller'in milli takıma çağrılmadı bildiğim kadarıyla. Taner evet. Güller şu an banko ilk 11 oyuncusu bile olabilirdi. Milli takıma neden davet edemiyoruz hocam sizce? Ya Fatih o dönemde herhalde. Fatih Hoca'ydı, evet. Fatih Hoca'ydı. Hı. O dönemde milli takım hocası. Yani şöyle düşünüyorum. Demek ki milli takım seviyesinde değilmişiz diye düşünüyorum. Yani evet, çok çağrılmayı istedim. Çok da hak ettiğimi düşünüyorum. Ama hocanın bir bildiği vardır. Şimdi buradan hani niye beni almadın, haksızlık yaptı bilmem ne demenin bir anlamı yok. Demek ki birkaç bir şeyler eksiklerimiz varmış. Daha iyi belki forvetler varmış. Öyle düşünüyorum yani. Ama futbol oynarken tek üzüldüğüm şey milli formayı giyememekti. Hala o üzgünlüğüm var tabii. Yani kendimi kızıyorum. Daha önceden niye bu kadar çıkış yapmadın da bu formayı giymedin diye. Yani Ümit Karan'ın çok fazla milli olmadığını biliyorum. İşte Ersen Martinler vesaire, hatta Mert Nobre vatandaş olduğu, yine de milli takıma alınmadı. Yani o dönemde bence çok fazla forvetimiz de vardı. Ama evet, bir nedeni de belki de hani Anadolu Kulübü topçusu olmanız olabilir. Belki de o yüzden de. Dört büyüklerden yani, tek hocam. Evet, Beşiktaş ve Trabzon o zaman konuştuk. Ben o zaman Başakşehir'le anlaşmıştım yani. İmza atmamıştım ama anlaşmıştım. Ondan dolayı bizim sözümüz sözdür. Onun için yani onlara da söyledim, böyle böyle Başakşehir'le anlaştım. Onun için Başakşehir'e imza atmıştım o sene. Başakşehir'de sakattan da çok oynayamadınız ama galiba. Evet, kıkırdak problemi yaşadım dizden. Kıkırdak problemi yaşadım. Oynayamadım, evet. Yani ondan sonra da futbol bıraktım zaten. Sakatlıktan dolayı. Yoksa en az 3-4 sene daha top oynardım.
Göksel Başkan'la bir anınız vardı hocam, anlatmak isterseniz. Sözleşmeyi Ya feshedin evet. sakatlıktan sonra. Ya şimdi imza attık tabii. Yani beklenti var. Yani beklenti büyük ama sakatlık geçirdim. Sakatlık devam etti. Bir operasyon geçirmek zorunda kaldım. Ameliyat olduktan sonra kulübe gittiğimde Göksel Başkan'a dedim ki başkanım yani bir süre geçti tabii. 6 yıl daha geçti. Dedim mukayyemi feshedelim. Ben iyileşeyim. Oynadığım zaman bana hakkımı neyse siz verirsiniz. Herhangi bir benimle alakalı bir sıkıntı yaşamayın. Yani kendinizi şey hissetmeyin yani kötü hissetmeyin yani bana para vereceğim şey yapacağım derdine girmeyin. Ben mukalemi feshetmek istiyorum. Boş mukaleye imza atmak istiyorum dedim. Dedi ki olur mu öyle şey dedi. Yani seninle mukaleye imzaladık. Biz ne sen bilirdin sakatlanacağını ne biz bilirdik. Hayır dedi. Ben de zorla mukalemi feshettirdim. Çünkü biliyordum ki oynadığım zaman Göksel Gümüşdağ ve ekibi yönetim kurulu bana hakkım neyse daha fazlasını vereceğini biliyordum. Bildiğim için bu şekilde davrandım. Ve zorla da mukalemi feshettirdim. Boş mukaleye imza attım. Yani iyileşsem, oynasam ne şey yaptılarsa, ne söyledilerse, ne veriyorlarsa onu alacaktım. Hakkımı da fazlasıyla da vereceklerdi zaten. Ama maalesef olmadı. Öyle bir anım oldu yani. İstersem oturup tıkır tıkır da paramı alabilirdim yani. Ama ben hak etmediğimi düşünerek bu şekilde davrandım yani. Hocam neden futbolcu olmak istediniz diye bir soru var. Benim babam eski bir futbolcu. Abimle beraber ben Adanalıyım. Adana Demirspor altyapına götürdü. Eski takım arkadaşları hoca. Eti sizin kemiği benim dedi. Öyle futbola başladık. Yani aklımız fikrimiz futboldu. Şunu söyleyeyim. Bunu da anlatırım böyle bazı ortamlarda, şeylerde. Okula giderken ilkokuldan bahsediyorum. Okula giderken evin önünden bir taşa vururdum. Okul mu kaç metre mesela? 2 kilometre. Yürüyerek okula o taşa vura vura taşı götürürdüm okula. Yani futbola ne kadar hasta olduğumu anla yani. Tekrar o taşı köşeye bir yere koyardım. O taş oradaysa okul çıkışı o taşı tekrar evin önüne topa vurur gibi vura vura götürürdüm yani. O kadar futbol hastasıydık. Yani futbolcu olmamız da gayet normal. Yetenekliydik. Hemen zaten antrenmanlara başladık. Nüfus cüzdanı 3 tane resim getirdiler. Adana Demirspor'da 9 yaşında, 10 yaşında futbola başladım. Çok şükür çok iyi seviyelerde top oynadım. Yani güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum. Türk futboluna katkı sağladığımı düşünüyorum yani. Bence de güzel izler bıraktınız hocam. Evet. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 4 büyüklere bir sezonda gol atan ilk ve tek futbolcuydunuz. Evet, tek futbol. Aynen. Bir de şöyle şunun şeyle şey var. Ben 17 hafta boyunca Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'a attım. Yani 34 Bekle. hafta boyunca gol atan oyuncu yok. Skoda çıktı geçen sene ama siz tek devrede attınız. Evet, Skoda attı mı Çaykur 34 haftada? Rizespor. Geçen sene 4 büyüklere attı ama bir Fener, sezon Galatasaray. Çin'de attı. Siz tek Ha. devrede attınız. Tek Ve şu an devrede attım evet. tek Türk inalaşsınız. Evet. Yani Adana iz bıraktık çok şükür. evet. Adana Galatasaray'a Demirspor. şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Buyurun. Galatasaray'da tarihinde 115 yıllık tarihinde 116 yıl oldu gerçi 2021'deyiz. 116 yıllık tarihinde Galatasaray'a 4 tane gol atan oyuncu da tek benim. Başka kimse yok. O konuya geleceğim birazdan hocam. Evet. Unutmayalım istedim. Bir şey sorusu alayım. Geleceğiz oraya da. Adana demiş burada teknik direktör olarak görebilir miyiz? Nerede demiş bir şey İnşallah demiş. ileride olur, olmayacak diye bir şey yok. Doğduğum, büyüdüğüm yerde, yetiştiğim yerde çalışmak bana gurur verir, onur verir. İnşallah o da bir gün olacak Allah nasip ederse. Hocam bir seyircimiz 19 yaşındayım. 4 yıl futbola ara verdim. Eski formumu yakalayabilir miyim demiş. Yakalar, çok çalışması lazım. Çok çalışırsa, isterse yakalar, yakalamayacak diye bir şey yok yani. Ben de gençken çok sakatlıklar yaşadık. 3 ay, 5 ay, 6 ay neyse sakatlıklar yaşadık. Ama biz çok çalıştık, çok istedim.
İstediğin her şey olur. Sadece futbol değil yani. İstediğin hangi meslek olursa olsun. Çok istersen çok iyi yerlere gelirsin. Evet, şimdi unutamadığınız anlara, maçlara dönelim. Başta Kocaelispor Galatasaray maçı. Evet. Daha doğrusu Galatasaray Kocaelispor maçı Ali Samiyen'de. 2009 Şubat'tı Evet, yanılmıyorsam. 22 Şubat. Michel Skibbe'nin son maçı oldu o maç. Ve Evet. Galatasaray aslında 1-0 öne geçti. Daha sonra Kocaelispor öne geçti. Hatta Kocaelispor'u çıkıyor öndeyken Milan Barış penaltı kaçırdı Penaltı maçın belki. kaçırdı, evet. Aha, Maçla ilgili anılarınızı görürseniz. Bir de maça giderken yanılmıyorsam maçı alacağız, Skibbe'ye göndereceğiz ve yani evet. Galatasaray Öyle bir hocasına. şaka yaptım yani. Amcaoğlumla konuşurken telefonda. O gün biz Kocaeli'nden günübirlik gittik Ali Sami'ye. Yani maç 7'deydi. Bir saat 4'te çıktık. İşte 5.30'da Ali Sami Stadı'ndayız. Yani İstanbul'da kalmadı. Günübirlik Kocaeli'nden geldik. Yolda gelirken de işte telefonla konuşurken amcaoğluna dedim ki ya bugün dedim kazanacağız dedim. Sikibe'yi göndereceğiz dedim. Allah söyletti yani demek ki. Kazandık. Maçtan sonra da hocanın işine son verdiler. Bülent Korkmaz geldi şeye Galatasaray'ın başına. Evet. Bülent Hoca'yı da Galatasaray'a o da aynı duygular içerisindedir. Yani yılları geçmiş Galatasaray'da hocalık yapmak, teknik direktör olarak çalışmak onun da bir hedeflerinden bir tanesiydi. Biz de vesile olduk Bülent Hoca'nın orada hoca olmasına. Katkımız oldu yani. Yani. Hocam onun Onu dışında unutmadığınız maç var mı? Yani en şu utanmadığınız maçta kimi sayarsınız PTT başta? birinci ligdeyken Eskişehir deplasmanı 2-2 biten maç hiç unutamam. Attığım ikinci golü hiç unutamam. Bana en beğendiğin goller hangisi diye sormuşlardı her zaman. Hep Galatasaray olarak söyleyeceğimi tahmin ederler. Tabii ki Galatasaray maçında attığım her golün değeri var. Ama Eskişehir'e attığım ikinci golün inanılmaz değeri var. İnanılmaz bir gol attım çünkü. Yani 2-0 mağlubuz. Devreye 44-45. Dakikada bir tane gol attım. 2-1 girdik devreye içeri. Ama nasıl tekme yiyorum? Eskişehir'le o zaman çekişiyoruz. Onlar da playoff'un içerisinde, ilk ikinin içerisinde. Biz de aynı şekilde. İnanılmaz bir maç. Sergen Yalçın o zaman Eskişehir'de oynuyor. Evet. Sene 2007-2008 senesi. 2008 evet. O 2-0 mağlubuz işte 45 44'te bir gol attım 2-1 içeri girdik ama topu ayağıma alıyorum geçerken indiriyorlar beni sinirlendim yani inanılmaz derecede sinirliyim girdim soyunma odasına dedim ki bu maçı kazanacağız kazanmalıyız her aldığımız topta tekme atıyorlar hakem de müsaade ediyor ondan sonra çıktık ikinci yarı herhalde 50 mi 55. dakikada bir sol kenardan bir top götürdüm. Sol ayağımda kazmayla yani. Topa bir vurdum kimse görmedi bu topu. Top direğe çarptı yan ağlara falan girdi. Kimse görmedi topu. Gol olduğunu ben seviniyorum. Aradan böyle 1-2 saniye geçti ondan sonra seyirciler sevinmeye başladı. O gol de YouTube'da var. İnanılmaz efsane bir gol. Hayatım boyunca attığım en güzel gollerden bir tanesi. Unutamadığım maçlardan bir tanesi hem de. O sezon gol kralı oldunuz. Kocaelispor şampiyonu Evet. siz de oldunuz. Şampiyon olduk. 21 gol attım. Evet, şampiyon olduk. Hem de gol kralı olmuştum. En zorlandığınız deplasman hangisi hocam? Veya stat? Ya İnönü beni çok etkilemişti. Yani şimdi Vodafone çok etkilemişti. 2-0 orada öndeyiz. İkinci yarı hocamız Yılmaz Ural. 2-0 30. dakika falan 2-0 öne geçtik. Tabii 5-2 mağlup olduk ama 2-0 iken bile taraftar yanımıza inecek yani. O derecede tezahürat ediyorlar, yapıyorlar. Maçı da 5-2 kaybettik de abi. İnanılmaz. Yani maçı seyirci aldı diyebilirim o maçı. Peki sizi en çok zorlayan defans oyuncusu diye sorsam? Ya zorlayan birçok çok oyuncu vardı ama yani benim çekindiğim hiçbir oyuncu olmadı. Yani çekindiğin zaman zaten maça çekinerek başladın 1-0 mağlupsun. Hiçbir oyuncudan çekinmedim ama çok zorlayan stoperler oldu tabii ki. Yani bir tane değil, birkaç tane çok çok da vardır. Ama hiçbir zaman çekinmedim. Hep üstüne gitmeye çalıştım. Üstüne gittiğim her pozisyonda da geçtim, geçtirdim. Yani zorlamışımdır Ben de onları zorladım diyorsunuz. yani. Yani.
Beraber oynamaktan en keyif aldığınız teknik direktör ve futbolcu desem ilk başta kimi koydunuz? Vallahi Hakan Keleş'le Antalyaspor'da çok keyif almıştım. Beraber santrafor oynuyorduk. Coşkun Birdal, Hakan Keleş, ben oynuyorduk forvet. 4-1-2-1-2 sistemi oynuyorduk. Baklava dilimi sistemi oynuyorduk. Yılmaz Coy'du hocamız. O sene de şampiyon olduk. Hakan Keleş'le inanılmaz iyi anlaşıyorduk. O zaman Burak Yılmaz da vardı. Burak Yılmaz oturuyordu yedek. Allah Allah. Evet abi. 2000 şampiyon olduğumuz sene. 2004-2005 senesi herhalde. Ya da 2004 2005 senesi, evet. Şampiyon olduğumuz sene dediğim gibi baklava dilim oynuyorduk. 4-1-2-1-2. Coşkun'la ben önde oynuyorduk. Hakan Keleş arkamızda oynuyordu. Ben Hakan abiyle de çok iyi anlaşıyordum. Hakan Keleş'le. Giresunspor'un teknik direktörü şimdi. Onun da ismini almışken ona da iyi gidiyor. Maşallah. Başarılar dilerim. Çok iyi gidiyor. Onunla inanılmaz keyif almıştım. Yani bir de çok iyi futbolcuydu. Çok da iyi, yani işi biliyordu. Onunla keyif almışımdır. Serdar'la oynarken keyif almışımdır. Serdar Topraktepe ile. Ahmet Dursun'la Kocaeli'de oynarken keyif almışımdır. Yani birlikte iyi anlaşıyorduk. Çok vardı ya. Yani aklıma gelen bunlar. Burak Yılmaz hakkındaki görüşlerinizi soruyorlar sevgilimiz. Ya Burak, ben Antalyaspor'dayken çok küçüktü. Yani 2004 yılında gittim ben Antalya'ya. 2007'ye kadar 3 sene oynadım. Burak o zaman da yeni A takıma çıkmıştı. Çok, yani üst düzey oyuncu olacağı belliydi zaten. İnanılmaz bir fiziği vardı. Kendini de çok iyi yetiştirdi. Bizim zamanımız böyle bir iki sene beraber top oynadık. 2 sene falan. Dediğim gibi hani o dönemde şampiyon olduğumuz dönemde ilk dönemde bu kafadan oynatmadı. Yani 14-15 hafta oynamadı. Ondan sonra hep oynadı. Şampiyon olduğumuz sene çok katkı sağladı. O zaman da Beşiktaş'a gitti zaten. Çok da iyi oynadı ikinci yarıyı. Burak kendini çok yetiştirdi. Şanssızlıklar yaşadı mı? Yaşadı. Mesela Beşiktaş'a gitti. İlk sefer oynadı Tigana zamanı. Öyle hatırlıyorum. Ondan sonra bir Fenerbahçe şeyi yaşadı. Orada çok iyi oynayamadı. Oradan bir Manisa filan Trabzon derken Trabzon'da başladı oynamaya. O yıldan beridir bu zamana kadar üst düzey top oynuyor. Hem Türk futboluna katkısı çok büyük, hem milli takımımıza katkısı çok büyük. O da tabii son zamanlarında geldi. Artık yaşı geldi ama en az 3-4 sene, 3 sene daha da 4 sene daha oynar diye düşünüyorum. Çünkü inanılmaz güçlü bir fiziği var. Çok fit. 1 gram kilosu yoktur. Kendini de yetiştirdi. Çok da iyi yerlere geldi. Ben o zamandan tahmin edebiliyordum. Buranın çok iyi yerlere geleceğini tahmin edebiliyordum. Ve kendisine de bir defalarca da söylemişimdir. Çok iyi yerlere geleceğini söylemiştim. Öyle hatırlıyorum. Bir seyircimiz Kartalspor'u unuttunuz mu hocam yazmış. Kartalspor'da çalıştım. Kartalspor'da teknik direktör olarak çalıştım. Evet. 4 sene 4-5 sene oldu. 4 sene oldu tahminim. 4-5 sene. Güzel günlerim geçti. Çok iyi bir takım yapmıştık. Sezon başında ben anlaşmıştım. Çok iyi takım yaptık. Ama maalesef yönetim tarzı doğru değildi. Ben takımı bıraktığımda 14. mü? 14. hafta bıraktım ya da 13. hafta bıraktım. Takım 5.'ydi. Yani yönetimden dolayı bıraktım. Yani düzgün yönetilmiyordu. Verilen sözler yerine gelmemişti. Yani o durumlarda maalesef işimizi yapamıyoruz. Yani sağlıklı şekilde yapamıyoruz. Hep sorunla uğraşmaktan kendi işimize odaklanamıyorduk. Bıraktım. Çok da güzel yerde bıraktım ama güzel günlerim de geçti yani. Allah var. Çok iyi bir 4 ay geçirdim. 5 ay geçirdim yani. Hocam yönetim şekli çalışma ortamı olarak Süper Lig'de hangi takımı çalıştırmak isterdiniz? Valla Başakşehir. Yani rahat bir kulüp. Yani size o güven veriliyor. Okan abi, evet. Şimdi maşallah geçen sene de şampiyon oldu. Yani bu sene kötü gitse de 6-7 haftadır da kötü gidiyor. Belki evet, daha iyi. Fazla. Daha kötü gidiyor ama ona güvenen bir başkan ve yönetim kurulu var.
Her teknik direktör bunu ister. Yani şu an düzgün yönetilen kulüplerin en başında Başakşehir Süper Lig'de. Çok vardır takım, yoktur demiyorum. Ama yani Alanyaspor var mesela bence hocam. Kim? Alanyaspor. Alanyaspor var. Yani Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı bunları saymaya gerek yok. Anadolu kulüpleri olarak konuşalım. Aynen. Yani var takım, yok değil ama yani iki maç mağlupsun, üç maç mağlupsun, ondan sonra dördüncü maç şeydesin. Yani kazandın, kazanamadın, ayrılacağım belli yani. Doğru mu? Değil. Yani doğru giden bir yerde zaten hocayı konuşan yok. Kötü giden bir yerde hoca konuşuluyor. Bizim ülkemizde maalesef böyle. Düzgün kulüpler var mı? Var. Çok var. Çalışmak istediğim kulüp sayısı da yani en az Süper Lig'de 6-7 tane kulüp var yani. Hocam Hodri Meydan diyeyim. Gerisini siz getirin. Yani Hodri Meydan deyince Kocaelispor. Kocaelispor dediğin zaman Hodri Meydan. Yani bütünleşmiş bir camianın bütünleşmiş bir grubu. Yani futbolcuk zamanında çok güzel günler yaşattık. Şampiyon olduk filan. Onlar da bize çok güzel şeyler yaşattı. Kocaelispor Hodri Meydansız olmaz. Hodri Meydan Kocaelisporsuz olmaz. Ben bunu her zaman söylüyorum. Maalesef bizim bu işte hocalık dönemimizde de bu pandemiden dolayı seyirci yoktu. Buluşamadık yani maalesef. Belki buluşsaydık böyle olmayacaktı. Onu soracaktım hocam. Çok farklı yerlerde olabilirdik. Ya Hodri Meydan 12. adam. Yani kim ne derse desin. Sahada 11 kişi de 12 kişi oynuyorsun. İtici bir güç. Olsaydı belki çok farklı şeyler yapabilirdik, olabilirdi. Hodri Meydan'ın yeri bende ayrı, her zaman ayrı. Ben futbolcuyken de bana bir beste yapmışlardı. Taner Gül dedi, çok sevdik seni. Şimdi çocuklarım büyüdü. İşte izliyorlar. Ben de gururlanıyorum yani. Onlara buradan selam gönderiyorum. Kocaelispor'u çok iyi şekilde destekliyorlar. Pandemide de aynı şekilde desteklerini esirgemesinler. İnşallah bu sene istediği o şampiyonluğu kavuşurlar. Çünkü Kocaelispor Ligi gerçekten bu ligler değil yani. Evet. Hocam Adana Demirspor, Bursa Spor, Sakarya Spor, Kocaelispor gibi takımlarda oynadınız. Ondan sonra Samsun Spor, Göztepe gibi takımlarda antrenörlük yaptınız. Evet. Artık taraftarların yokluğundan en büyük sıkıntı çeken büyük kulüpler gibi gözüküyor. Sizce artık seyirciyle oynanmaya başlanmalı mı maçlar? Ya şu an için belki değil ya. Çünkü sıkıntımız hala sürüyor ülke olarak. En az seviyeye düştüğü zaman zaten oynanacak diye düşünüyorum. Yani en az bir 1 Mart'a kadar bekleyeceğiz diye tahmin ediyorum. Belki ligin son böyle 7-8 haftası, belki 5 haftası seyircili olabilir. O da kısıtlı sayıda yani. Yani çok özlediğimden bilmiyorum ama ben 3'te 1'i de olsa belli bir kademede açılmış gerektiğini düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Yani sosyal mesafeyi koruyacak şekilde olmalı diye düşünüyorum. Çünkü taraftarsız maalesef oyuncular bile, biz teknik adamlar bile konsantre olamıyoruz. Oluyoruz, olmuyor değiliz. Yani taraftar olunca oyuncu da çok iyi konsantre oluyor. Yani antrenör de, teknik direktör de iyi konsantre oluyor. Taraftar bu işin olmazsa olmazı. Yani maçları işte izliyoruz televizyonlarda. Ondan bile keyif, yani bazı maçlardan keyif bile alamıyoruz yani. Onun için biraz daha zamana ihtiyacımız var diye düşünüyorum ilk olarak. Hocam halı saha şeyden bir abimiz de halı sahaları da sormuş da ben şunu söyleyeyim, yani spor salonları açık ama halı sahalar kapalı, o da saçma geliyor bana. Yani evet, şimdi devletimizin almış olduğu bir karar bu. Şimdi hep herkesin saygı duyması lazım. Çünkü onlar da bizim insan sağlığı için bunları yasaklıyorlar. Ya ona bakacak olursanız çok insan mağdur durumda.
Onun için biraz daha sabır diyorum. Ama ne zamana kadar? Bu veriler azalana kadar. İnşallah bir an önce azalır. Herkes normal hayata döner diye düşünüyorum. Çünkü çoğu şeyi geçtik. Biraz daha zamana ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Ben teşekkür ederim Can. Tekrardan yayınımızı kabul ettiğiniz için, teklifimizi kabul ettiğiniz için ekibim adına ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar.